mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kabarma garantili, böyle puf puf, çok ama çok nefis portakallı ve sodalı kek tarifi paylaşacağım. Püf noktalarına dikkat ederek yaptığınız takdirde böyle pamuk gibi çok ama çok nefis kek yapmanız hakikaten çok kolay. Öncelikle yumurtaların oda sıcaklığında olmasına çok ama çok dikkat edin. Yumurta soğuk olduğu zaman kekimiz kabarmıyor arkadaşlar. Daha sonrasında unumuzu mutlaka eleyerek kullanın. Ben burada eledim unumu. Hatta iki defa elerseniz çok daha güzel sonuç alırsınız. Ve de yumurta ve şekeri çok güzel bir şekilde çırpın. Şimdi portakallı ve sodalı kekimin malzemelerini sayıyorum. Bardak ölçüm görmüş olduğunuz gibi klasik su bardağı, yani 200 mg. Portakallı kekim için 1 su bardağı portakal suyu kullanacağım. 1 su bardağı, biraz tepeleme oldu, toz şeker. Yarım su bardağı sıvı yağ kullanacağım. Portakalı rendeleyeceğim hamura. 3 adet yumurtam var, yumurtalarım oda sıcaklığında. 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya kullanacağım. 1 şişe de maden suyu kullanacağım. Yumurta ve şekeri çırparken de şurada bir çimdik tuz var, onu serpiştireceğim daha güzel kabarması için. Burada da 3 su bardağı elemiş olduğum unum var. Yumurtaların biraz küçük, daha az alabilir. O yüzden hepsini eklemeyeceğim. Kontrollü bir şekilde ekleyeceğim unumu. Önce 3 adet yumurtayı karıştırma kabına kırıyorum. Önce bir yumurtaları çırpacağım. Daha sonra şekerle tekrar çırpacağım. Yumurtalarımı çırptım. Şimdi üzerine 1 su bardağı şekeri ekliyorum. Şekerle birlikte çırpmaya devam edeceğim. Şimdi 1 su bardağı portakal suyu ve 1 su bardağı maden suyunu güzelce boşaltıyorum. Burada yarım su bardağı sıvı yağ vardı. Onu da ekliyorum. Şöyle tekrar bir karıştırıyorum. Şimdi üzerine elemiş olduğum 3 su bardağı unun bir miktarı kalacak şekilde çoğunu döküyorum. Vanilya ve 1 paket kabartma tozunu da ekliyorum hamurun üzerine. Rendeliyorum üzerine. Hafif cıvık oldu. Bir miktar daha un ekliyorum. Unumu tamamını ekledim arkadaşlar. Şöyle akışkan bir kıvamı var. Kek karışımını güzelce yağlamış olduğum kek kalıbıma boşalttım arkadaşlar. Şimdi kekimi 170 derece fırında pişmeye gönderiyorum. Portakallı kekim pişti arkadaşlar. Evi de mis gibi portakal kokusu sardı. Hakikaten çok nefis kokuyor. 45 dakika piştikten sonra kekimi kürdanla kontrol ettim. Şu şekilde. Bakın. Şimdi kekimin üzerini şöyle temiz bir bezle kapatacağım. Bu şekilde 15-20 dakika dinlendireceğim. İyice kendisini bırakacak ve kalıptan çok kolay bir şekilde çıkacak. Daha sonra da dilimleyerek servis yapacağım. Üzerine şöyle bir miktar pudra şekeri serpiştiriyorum.